Herkese merhaba arkadaşlar 12 Mart Cuma Kocaeli programıyla bir aradayız Kocaeli'de 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar 2. koşuyla beraber saat 3'te de Kocaeli'nin 6'lısı başlamış olacak ben de yine program ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu arkadaşlar yapma noktasında Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. E, Kocaeli programı gündüz koşacak ki akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda arkadaşlar paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani e, akşam programında İzmir Gündüz ise arkadaşlar Kocaeli koşacak. Kocaeli'nin 6'lısı da ikinci koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak. Handikap 17 bir bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki 8 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar. Dengeli gözüken bir koşu ama tabi özellikle 3 numara The Last Line arkadaşlar önemli bir Safkan. Bu gruptan ben biraz daha ön plana gördüğüm bir Safkan olarak görüyorum. Özellikle Safkan el değiştikten sonra çok etkili çok güzel yarışlar yaptı. Özellikle son yarışlarını çok önemli gruplarda çok iyi yarışlar çıkartarak güzel ikincilikler elde etti Safkan. Bugün için yine gruba nazaran yine uygun bir kilo start alan Safkan Tolga Yıldız İdaresi'nde günün arkadaşlar kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum bir grupta start alıyor. Yani gün ilk ay için özellikle 3 numaralı The Last arkadaşlar ben Tolga Yıldız idaresinde çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Hatta dediğim gibi günün e, kazanan safkan olmasını çok daha şanslı görüyorum arkadaşlar. Bu safkan rakibi noktasında son yarışını, yarışını ölçü almadığım Yedimal Atiba yine uygun kilosu ile beraber kendisini tanıyan jockey şişman çizgi idaresinde iyi bir koşu çıkaracaktır. Yine kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm bir diğer safkan olarak gözüküyor. Daha sonrasında yeni yeri olanlar için arkadaşlar burada birçok safkana şans verilebilir. Özellikle yine 5 numara Atom Cemil, 1 numara Turgay Başkan gibi hatta 8 numara El Mascarano gibi arkadaşlar safkanların ben geniş kuponlarda değerlendirebilirim doğru olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi gün ilk ayağında ben özellikle 3 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Bu safkanın muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında varsa yine takip ettiğiniz safkanlar gün ilk ayağında arkadaşlar eklenebilir bütçemiz dahilinde. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe kumda start alacak. 11 tane e, Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. Yine dengeli koşulardan bir arkadaşlar günün ikinci ayağında. E, burada 10 numaralı Gülçin'in ben etkili performansını gördüm. Son yarışını çok beğendim Safkan'ın. Zaten önemli bir pedigrisi olan Safkan'dan bugün için bu grupta Yunus Emre Yüksel idaresinde iyi bir yarış çıkaracağını kazanma noktasında bu grubu ben biraz daha e, bir grupta arkadaşlar biraz daha ön planda gördüğüm safgan olacak. 10 numaralı Gülçil. Bu safkan rakibi noktasında ise arkadaşlar 7 numaralı Yilkut. Yine Burak Averbak idaresinde iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan. 4 numaralı Memo A yine. 3 numaralı Kondu gibi safkanların e, ben geniş kuponlarda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Gün ikinci ayağında özellikle dediğim gibi 10 numaralı Gülçil'den iyi bir koşu bekliyorum. Yunus Emre Yüksel idaresinde rakip hanesinde ise 4, 7 ve 10 numaralı safkanlar arkadaşlar günün ikinci ay için değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Günün 3. ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var. Dişilere has olacak bir koşu da 4 ve yukarı İngilizler. 1900 metre mesafe e, kumda bir araya gelecek 8 tane e, Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak ki yine son startında tek verdim beni yanıltmayan 3 numaralı 10 arkadaşlar önemli bir Safkan önemli bir Rockmaster temsilcisi olan Safkan çok da formda çok etkili yarışlar yapıyor bugün için yine bu grupta hışman çizgi dairesinde kazanması bende normal sonuç olacaktır yani 3 numaralı 10 muhakkak kuponlarda şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum bu safkan rakibi noktasında 4 numaralı Victorina ve 8 numaralı arkadaşlar Winfor Elif'ten yine etkin güzel koşu bekliyorum. Bu safkanların da performansını oldukça beğendiğim safkanlar. Muhakkak yine şans safkan konumunda değerlendirilmemiz doğru olacaktır. Yani özellikle 3 numaralı safkan biraz daha önceliğim olsa da Rakip hanesinde 4 ve 8 numaralı safganlarda da yine 3. aya açan arkadaşlar etkili bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Günün 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya gelecek. 7 tane safganın start alacağı bu koşu için özellikle 2 tane safgandan çok çok iyi bir koşu bekliyorum ki bunlardan biri bir numaralı muzo baba çok formda bir safgandan bahsediyoruz. Her yarışı bir öncekinden çok daha iyi koşabilen çok yetenekli bir safkan ve dediğim gibi çok da formda bir dönemini yaşıyor. Hışma çizgi idaresinde start alacak olan Safkan için hem mesafe hem grup müsait gözüküyor. Uygun kürosu ile beraber yetenekli bir idaresinde etkin bir yarış yapacaktır. Rakip hanesinde ise Altman Topuklu efendim. yine bir Kaiser temsili önemli pediklisiyle dikkat çeken Safkan'ın ben bugün için gerçek gücünü yansıtabileceği bir grupta koştuğunu düşünüyorum. Yine kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm Safkanlardan biri. Yani günün arkadaşlar 4. ayağı için 1 ve 6 numaralı safkanlar günün bu ayağında. ben de biraz daha öncelikli olacak günün 4. ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe kumda start alacaklar. 9 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkanından bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da arkadaşlar kuporumda yalnız bırakacağım ki bu da gruptan çok daha farklı bir isim olduğunu düşündüğüm 1 numara Lemon da alacak arkadaşlar. Önemli bir pedigreye sahip olan safkanın hışman çizgi idaresinde Günün 5. ayına arkadaşlar bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Dediğim gibi Safkan gruptan bence biraz daha farklı bir isim. İleride zaten ismini de çok söz ettirecektir. Önemli pedigrisiyle dikkat çeken Safkan'ın yetenekli mini sıkışma çizgi dairesinde günün 5. ayanı kazanmasını bekliyorum. Yani günün bu ayında arkadaşlar 1 numaralı Safkan ben de geçirmez kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün son ayısı arkadaşlar. Made in bir koşu 4 yaş taraplar. 1400 metre mesafe kumda start alacak. 12 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Ee, burada yine beğendiğim safkanlardan son startında da bahsetmiştim. Araya rağmen çok etkin bir yarış yapan 2 malı bayıla bayıla arkadaşlar. Önemli bir safkan Halil Kaplan idaresinde Bence kuponlarda şans verilmesi gereken en şans safkan konumunu değerlendirmemiz doğru olacaktır. Rakip annesinin yine 7 numaralı şans demin önemli pedigrisiyle bir özgün an temsil ki anne kanatlı da Havari Batur önemli bir pedigriye sahip olan safkan X starttaki ikinciliği oldukça etkileyiciydi. Bugün için yine Tolga Yıldız idaresinde iyi koşacaktır. Daha sonrası da verdiği araya rağmen Altınalı Karaseren'den yeni ben etkili bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Bu grupta bir Kaisberg temsilcisi olan Safkan'dan iyi bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani özellikle 2 ve 7 rakip hanesini ise arkadaşlar Altınalı Safkan hatta yeri olanlar için ilk defa start azıcık olmasına rağmen 10 numaralı badem ağacı yine Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde sürpriz aramı noktasında arkadaşlar günün son ayağında bütçemiz dahilinde etkilenebilecek, eklenebilecek bir safkan olarak görüyorum. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsiyene takip ettiğiniz zatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.